alıyorlar değil Cezayir mi? miktarı arttırdı. Ruslar Cezayir'den spot piyasaya veriyorlar LNG'yi. Onlar spot piyasadan mı alıyorlar? uzun vadeli, İspanya'da uzun vadeli kontratları da var. Hatta zaman zaman spot gelen eğlence, Türkiye'ye gelen spot eğlence aslında Rus eğlencesi oluyor. Ruslar Yamal eğlence, altın, o Yamal eğlence önemli orada, Arktik bölge ve buz kıran gemileriyle, eğlence gemileriyle taşınıyor. Bunlar çok ekonomik değil. 7 tane eğlence gemisi var. Uzun mesafede çok ekonomik değil. Yakıtı falan fazla yakıyor. O gemiler İspanya'ya getiriyor, boşaltıyor. İspanya'dan yeniden dolum yapılarak Türkiye, Yunanistan, Uzak Doğu'ya bu gaz reload yapılarak satılıyor. Türkiye'nin de kullandığı bir miktar gaz oldu mesela geçen yılda. Keza şeyden Cezayir'den Cezayir miktarı arttırdı. Hem boru hattıyla İtalya'ya gelen bir boru hattı var. Morocco üzerinden gelen yine bir boru hattı var. Ve LNG miktarını da arttırdı. Norveç yaklaşık bu sene 9 milyar metreküp ilave bir miktar gaz arzı sağlayacak Avrupa Birliği'ne. Ama deli gibi Amerikan LNG'si geliyor. Avrupa bu sene şanslı. Niye şanslı? Hava koşulları şimdiye kadar çok iyi gitti. Gaz depolarını da doldurdular. Şu anda ortalama depolardaki doluluk oranı %91 mertebelerinde hava durumundan dolayı. Hava durumunun iyi gitmesi yaklaşık 10 milyar metreküp bir gaz tasarrufu sağladı genelde Avrupa Birliği'ne. İşte onun dışında elektrikte tasarrufa gittiler. Aydınlatmaları falan azalttılar. Fiyatlar da göreceli olarak yükseldi. Tabii tüketici de bu fiyattan gazı kullanamıyor. Doğrudan destek yardımları olsa da kullanamıyor. O da azalttı. Elektrikli ısınmaya geçildi. Oradan da yaklaşık 25 milyar metreküplük bir tasarruf sağlanması hesaplanıyor. Ama 2023-24 kışı Avrupa için zor olacak. Bu kışa yine devam edersek, şimdi yavaş yavaş soğumaya başladı. Eğer bu soğuk hava şartları bu şekilde ya da daha sıkıntılı bir şekilde devam ederse Mart başında Avrupa'da da alarm zilleri çalmaya başlar. Diğer bir şans Avrupa'nın Uzak Doğu oldu. Uzak Doğu'da Çin'de pandemi nedeniyle kapanmıştı, şimdi yavaş yavaş açılıyor. Çin'in talebi düştü, gaz talebi düştü. Büyüme hızları yavaşladı Çin'de biliyorsunuz. Hindistan'da keza öyle oldu. Bangladeş ve Pakistan çok yüksek fiyatlardan dolayı spot elenci almıyor. Ve yaklaşık 10 saatlik, 11 saatlik elektrik kesintileri var Bangladeş ve Hindistan'da. Pakistan'da. Bu da talebi, Uzak Doğu'daki talebi düşürdü. O da Avrupa'ya yardımcı oldu. Trinidad'dan bir miktar gaz geliyor. Katar'dan gelen bir miktar gaz var. Katar'ın hedef pazarı genelde Uzak Doğu'dur. Uzak Doğu tüketmeyince Süveyş geçişli Avrupa'ya gaz gelmeye başladı. Mısır'dan keza hem Mısır gazı hem İsrail gazı geliyor Avrupa'ya. Bu şekilde bu seneyi kurtardılar ama 2023-24 bir soru işareti. Ukrayna-Rusya krizinde bir uzlaşma görünmezse yazın depolara atabilecekleri gaz miktarında da bir sıkıntı bekleniyor diye yorumlayabilirim. Peki bu arada tabii iklim krizi ve fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefleri de akamete uğradı değil mi? Ondan epey bir vazgeçildi gibi. Yer yer daha işte nükleere, kömüre dönüş girişimleri söz konusu oldu mu Avrupa'da? Tabii ki şimdi 2030'larda karbon emisyonlarını %55 miktarında azaltma söz konusuydu. Onu revize ettiler, 57'ye çıkardılar. Keza kömür santralleri, nükleer santralleri tekrar devreye alıyorlar. Bu durumda da artık ben COP26'da ya da Paris İklim Zirvesi'ndeki hedeflerin biraz fantazi kaldığını düşünüyorum. Mesela Mısır'da bu sene COP27 yapıldı.
O da pek Avrupa kamuoyunda, dünya kamuoyunda çok fazla yer almadı. Avrupa'da artık bu işin biraz daha öteleneceğinin farkına varmaya başladı. Tabii bir şekilde bir bedel ödenmesi gerekiyordu. O bedel de bu şekilde oluyor. Evet. Bu arada tabii Türkiye'nin enerji faturası aylık 6-7 milyar net dolar hiç eksilmedi. Ama özellikle Eylül 2021'de Erdoğan'ın faizleri indirme komutuyla beraber 8,5 liralık dolar 18,5 lira çıkınca enerji can yaktı, değil mi? Bunun hem tedariki hem maliyeti özellikle hanelerde tüketilen enerji açısından 2022'de dehşetli bir fatura getirdi hanelere. Tedarikinde bir sorun yaşandı mı, fiyat bir yana? Şimdi sizin dediğiniz gibi yani kur krizinin ötesinde artan fiyatlar da 2022 bütçesine çok büyük yük getirdi. Zaten siyasi irade kendi ifadeleriyle konutlarda %75'ini sübvanse ettiklerini söylüyorlar. Bu amaçla biliyorsunuz 2022'nin Haziran ayında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez ilave bütçe kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi. Ve bu da tümüyle BOTAŞ'ın zararlarını, görev zararlarını finanse etmek amacıylaydı. Şu anda da hali hazırda BOTAŞ'ın hazineye olan alacakları borçlarının mahsuplaşılması ve görev zararı yazılması ile ilgili bir torba kanunu da var. Yine 2023 için BOTAŞ'ın borçlanma ihtiyacının 170 milyar civarında bir rakam olması öngörülüyor. Bu mesela 2022'de bütçenin vergi gerçekleşmeleri, gelirleri aslında hesapların ötesinde başarılı gidiyor. Biraz da enflasyondan kaynaklanan, işte kurumlar vergisinde şirketler ciddi de kar yazmaya başladığından dolayı iyi bir kurumlar vergisi topluyor. İthalde alınan KDV gelirleri de son derece yüksek. Ama gelin görün ki hem bütçe açığı hem cari açığın temel müsebbibi gaz ve enerjideki fark. Ve bu 100 milyar doları da işte 2022'de geçecek gibi görülüyor. Bunu bir şekilde finanse ettiler. 2023 biraz daha şanslı geçecek. Petrol fiyatları gevşemeye başladı. Bu da dolaylı olarak gaz fiyatlarını göreceli olarak gevşetmeye başladı. Bir de seçim atmosferi var tabii 2023'te. 2023'ün ben Ocak veya Şubat ayında gazda bir indirim bekliyorum seçim amaçlı da. Ama Türkiye için zor geçecek 2023. Çünkü enerji fiyatları bir miktar azalsa da özellikle hem kurun şu anda sabit stabil gitmesi hem işte hem EYT hem asgari ücret ücretlerin artışı nedeniyle biz yavaş yavaş da rekabet avantajımızı da kaybetmeye başladık Avrupa'ya. Bir de Avrupa pazarı durgunluğa giriyor. Özellikle bizim primer pazarımız. Orada da ihracat gelirlerinde de bir sıkıntı olacak. Yani enerjinin düşmesinin etkisi bu şekilde de azalacak diye düşünüyorum. Ama 2022 gerçekten bu enerjinin finansmanıyla geçti. Aslında biz yine belki ileriki aşamalarda siz hub olmayı falan da belki soracaksınız ama biz fiyatlara bu şekilde müdahale eder iken referans fiyat belirleme şansımız falan filan yok. Mesela Avrupa'da da hükümetler bu yüksek enerji fiyatlarından, gaz fiyatlarından müzdarip ama dar gelirlerine doğrudan yardım yapıyorlar. Yani fiyat üzerinden bir oynama yapmıyor. Fiyat mekanizması kendi içinde arza ve talebe göre çalışıyor. Türkiye'ye geldiğimizde fiyat üzerinden BOTAŞ'a görev zararı yazılarak bu şey yapılıyor. Böyle olunca da siz pazarın çalışmasını, aksak çalışmasına sebep oluyorsunuz.
BOTAŞ'ın da tarihi zararlarla karşılaşmasına sebep oluyorsunuz. Evet, bu 2023'te de BOTAŞ bir yük olmaya devam edecek galiba. Bir kere BOTAŞ'a verilen bütçeden borçlar silinecek galiba. Yani onlar bir kere önemli bir kalem. Ama yanı sıra 2023'te de BOTAŞ üstünden bir sübvansiyon söz konusu olacak. Bizde de tabii henüz bilemiyoruz ama havaların iklim krizine bağlı olarak yumuşak geçiyor olması henüz hanelerde ciddi bir doğalgaz itirazına yol açmadı. Ama belli olmaz tabii, havaların nasıl gideceği bilinmiyor. Bugünkü faturalar bile aslında isyan ettiriyor. Yani her ne kadar kullanım, sarfiyat biraz düşse de birim fiyatlar hakikaten el yakıyor. Aynı şey elektrik üretimiyle ilgili, yani elektriğin önemli bir kısmının doğalgazla üretiliyor olmasından dolayı elektrik fiyatlarında da ve haneye gelen faturalarda da çok el yakıcı sayılara yüz yüze geliyor hane halkı. Bunun herhalde 2023'te değişme ihtimali görünmüyor. Ne diyorsunuz? Yani yakınlarda mesela en azından seçim öncesi bir elektrik ve doğalgaz zammı görmeyeceğiz ama seçim sonrasına bırakılanlar var herhalde. Biz bir kere sübvansiyonu yanlış yapıyoruz. Bu şekilde fiyat üzerinden sübvansiyon yaptığınızda dar gelirli de zengin de aynı şekilde sübvanse ediliyor. Bugün İstanbul'da, Boğaz'da, Yalı'da oturan insanın sübvansiyona ihtiyacı yok. Oradaki ev fiyatları artık dünya çapında fiyatların fiyat seviyesinin, yani onu edinmiş bir insanın sübvanse gaz kullanmasına gerek yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da Sayın Enerji Bakanı'nın dediği gibi %75'ini devletin verdiği bir fiyatta, onun tükettiği gazın da %75'ini, o Yalı'da oturanın gazın da %75'ini devlet vermiş oluyor. Bir kere biz sübvansiyon metodunu tümüyle değiştirmemiz gerekiyor. Bu sürdürülebilir bir yöntem değil. Yıllarca da ben bunu geçmiş görevlerimde de eski bakanları da söyledim. Yani tasarrufu da teşvik edecek farklı sübvansiyon yöntemlerine gidilebilir. Böyle fiyattan bir sübvansiyon yaptığımız sürece, çıkın bakın restoranlarda, kafelerde biz atmosferi ısıtıyoruz o ısıtıcılarla. O sübvanse edilmiş enerji yakıyor, elektrik yakıyor, doğalgaz yakıyor. Ve hepimizin bütçesinden gidiyor. Yani devlet nasıl karşılıyor? Vergi mükelleflerinin cebinden karşılıyor. Bir kere şapkayı önümüze koyup sübvansiyon politikalarını gözden geçirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu sürdürülebilir değil. Tamam, 2023'te enerji fiyatları gevşemeye başladı ama denildiği gibi, yani %75'ini devletin verdiği bir fiyat belki %50'ye düşecek. Ama yine sübvansiyona devam edilecek. Şu anda sübvansiyon olmasa BOTAŞ'ın ortalama ithalat maliyeti 900-950 dolar civarında 1000 metreküpü. Bugün bunu 18-60 ile çarpın, maliyetini bulursunuz. Halbuki BOTAŞ'ın internet sitesine girin, konutlara satış fiyatına bakın. Aradaki fark sübvanse edilen fark. Yani yaklaşık 1000 metreküp gazda 600 dolar, 700 dolar sübvansiyon yapılıyor. Bizi izleyenler şöyle hesaplasın. Yaklaşık Ankara, Eskişehir gibi karasal iklimin olduğu yerlerde 100 metrekarelik bir konut yılda 1650-1700 metreküp gaz harcar. Yaklaşık 1000 dolarlık bir sübvansiyon aslında yapılıyor bu 100 metrekarelik eve de. Yani başta söylediğim gibi, yani bu sübvansiyon politikasını değiştirmeden biz bunu sürdürmemizin imkanı yok. Yani vergiyle de bunu karşılayamayacak duruma geliyoruz. Yani 2023 sonrası, seçimler sonrasında da iktidara kim gelirse gelsin mutlaka kemer sıkma politikası uygulanacak. Bu şekilde sürdürülebilecek bir ekonomik ortam da yok.
Kenar sıktığımızda da devletin vergi gelirleri de azalacak bir kere. Daha dar gelirliler daha da bundan muzdarip olacaklar. Bir de 2023-24 kışı Avrupa için gerçekten zor bir kış olacak. Arz emniyeti, arz sıkıntısında da belki sıkıntılar yaşayabileceğiz. Evet. Haklısınız. Şimdi her fırsatta hem Enerji Bakanı hem